Hoş geldiniz. Lünç üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Lünç tarafında bir oylama yapılmıştı ve oylama geçti. Geçmesi de çok normal çünkü piyasada hiçbir şeyden haberi olmayan çok fazla insan olduğu için e, oylamada da maalesef e, söz hakkı doğuyor herkese e, staking yapıp yapmama hususunda oylama açıldı ve tabii ki kabul edildi e, halbuki insanlar tabii şunu sorgulasa olmaz 6.9 trilyonluk e, arzın var stakingi nereden vereceksin e, ne olacak bu işin sonu e, diye sorsalar ben zaten dişimi kırarım e, Tabii ki sormayacaklardı ve sormadılar staking geliyor Şimdi bunu kabul ediyor. Neyse, staking şu yüzden sıkıntılı. Yani staking demek her zaman arkadaşlar. Şimdi siz stakingte adamlara ücretsiz olarak token dağıtıyorsunuz. E hal böyle olduğu zaman sen ya tamam burada şimdi şey yapacaksın, e dolaşanda sabit tutacaksın. E ama adamlara vermek için arzı arttırıp adamlara vereceksin. Ne oldu? birim başına düşen Lunchcoin fiyatı düşmüş oldu çünkü adet arttı sıkıntı e tamam arz arttırmadın e, bir kısmını dolaşıma sokmadan stake olarak verdin e bu da dolaşıma girmediği için arkadaşlar ne hacimde ne pozitif işlemde hiçbir şekilde hareket görmeyecek e, hale geldi ve bu da hareketlerini e, yeşil hareketlerini yükseliş potansiyelini coin'in kısıtlamış oldu o yüzden arkadaşlar e, stake tabii ki yatırımcı çekmek için iyidir. Ama hali üzerinde korkunç derecede satış baskısı olan bir coin'in stake yapması 5 e, kuruş bir aklı olmayan adamın kafasından çıkar. O da Duvon oluyor işte. E, zaten CZ'de aynı şekilde demişti ya işte Duvon aptal falan filan saydırıyordu bir ara. Ondan sonra e, ki agresif teşvik muhabbetlerinden bahsediyordu. Duvon buna devam ediyor. Staking'in geliyor olması o yüzden güzel bir şey değil arkadaşlar. Fakat geldikten sonra da tabii ki yapacak bir şey yok. Binance son zamanlarda birkaç parti şu anda staking'i şey yaptı. Bir açtı bir kapattı falan filan. Esnek birikimlere %2'lik bir staking oranı açtı. Diğerlerini de tanımladı sonra kaldırdı. Yakın zamanda şu an demek ki entegre etmeye çalışıyorlar. Yakın zamanda gelecektir arkadaşlar. Lunc'un staking oranları stake oranları. Bununla birlikte orada ben yakalamıştım. Yani esnek birikim %2 olacak arkadaşlar. Diğerlerini henüz bilmiyorum. Çok uçuk olmaması lazım. Çok uçuk olmayacaktır zaten. Çünkü dediğim gibi bunu da akıl edemeyecek kadar şey değildir herhalde diye düşünüyorum. Stakeler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.